Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, 4 Şubat Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 58 yaşında yaşamını yitiren Hüner, son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşinin küpeleriyle gömülmek istediği iddialarına ilişkin Deniz Coşkuner şunları söyledi. Biz dinini, kültürünü bilen bir aileyiz. Zaten küpeyle gömülme gibi bir şey yoktur. Bunu herkes bilir dedi. Kemik iliği kanseri tedavisi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı. Hüner Coşkuner'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sanatçının ablası Deniz Coşkuner yaptığı açıklamada sanat camiasından çok sayıda ismin kendisine taziyede bulunduğunu belirtti. Coşkuner, acımız çok büyük. Sibel Can'dan Seda Sayan'a kadar bütün sanatçılarla temas halindeyim. Herkes ağladı, ülke ağladı. Hepsine teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Kardeşinin çok mütevazı bir hayat sürdüğüne dikkat çeken Deniz Coşkuner şunları söyledi. Hiçbir zaman paraya ve şöhrete ilgi duymazdı. Sahnesini aldıktan sonra evine giderdi. Gece hayatı yoktu, alkolü ve sigarayı sevmezdi. Giyimine çok dikkat ederdi. Sahnesine çıkar, bir dev olurdu. Sahnesinden sonra eşofmanlarını giyer, evine giderdi diye konuştu. Sanatçının ikiz kardeşi Salihe Yavaş ise sevenlerini başsağlığı diledi ve 10 aylık bir tedavi süreci geçirdiğini söyledi. Yavaş, sanatçıyla beraber büyüdüklerini ve hiç ayrılmadıklarını anlattı. Salihe Yavaş, duygularını şöyle aktardı. Her şey hazırlıklıydı. Hayatımı güzel yaşadım, istediğim her şey gerçekleşti. Ölümden asla korkmuyorum. Ölürsem beni, ablamın yanına gömün dedi. Her konuşmasında teselli ederek geriye çekerdim o duygularını. Çok acı veren bir süreçti ama ben ona hep pozitif enerji vermeye mecburdum. İnanın bana, ölümünden 2 gün önceye kadar yoğun bakımda şarkılar söylüyordu. Kardeşinin hayvanları çok sevdiğini, yaşlı ve çocuklara hürmet eden bir kişiliğe sahip olduğunu dile getirdi.